Efendim hepiniz hoş geldiniz. Akit TV ekranlarında Tuna Öztunç ve Ali Tarakçı'yla Çapraz Sorgu'da bir kez daha birliktesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Ben izleyicilerimiz de hoş geldin. Ben de sana hoş geldin diyorum. Tamam, ben de hoş buldum, sen de hoş geldin. Yine geçen haftadan itibaren aslında dünyada da ülkemizde de çok önemli gelişmeler oldu. Tabii referandumun son haftasındayız. Özellikle Suriye'de Amerika'nın son operasyonu oldukça konuşulacak bir konu. Tahmin ediyorum gündemimizin ilk maddelerinden bir tanesi olacak. Olacak. Referandum süreci çok hızlı bir şekilde gidiyor. Artık herkes tahminler yapıyor. Kimileri çok uçuyor, hayırcılar da uçuyor, evetçiler de uçuyor. Ama ben evetle hayır arasında çok büyük fark olmadan çıkacağını ama hangi sonuç çıkarsa çıksın 17 Nisan sabahı Türkiye için hayırlara yol açacağını düşünüyorum. İster evet, ister hayır olsun. Evet. Ali Tarakçı'nın da dediği gibi tabii Türkiye referanduma artık kilitlendi. Sayılı günler var. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra Türkiye çok önemli bir oylamaya gidecek. Çok önemli bir karar verecek. Ali Tarakçı 2 hatta 3 biraz da 4 hafta öncelerine kadar kesinlikle sandıktan hayır çıkacak diyordu. Evet'in hiç şansı olmadığını söylüyordu. Ama şimdi canım her ikisi de çıkabilir. Çıkarsa da az farkla çıkar dedi. Hiç öyle demedim işte. Bak anlamak istediğin gibi. Ne yapayım abi, parametreler ama, değişti. Sen parametreleri okuyamıyorsun. Hayır. Şimdi, ne diyeyim şimdi, yani bacım? Şöyle okursan çok somut aslında programı böyle başlatırsak ben çok bir net tahminimi söyleyeyim. Türkiye'de eğer yaklaşık 58 milyon civarında seçmen var. Bunun 2 milyon 900 bini yurt dışı seçmeni. Yaklaşık yurt dışında kullanılacak oy oranı yani Kasım 2015 seçimleri üzerinden baktığında %40 geçen dönem, bu dönemde %50 civarında. Aslında Almanya'da ciddi bir, İngiltere'de çok yüksek katılım var, Almanya'da yüksek katılım var. Diğer ülkelerdeki katılım da işte Kasım 2015 seçimleriyle gidiyor. Bu %50 kullanma oranı yaklaşık olarak 1 milyon 400, 1,5 milyon civarında bir seçmen yapıyor aslında. Geçen Kasım seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy yaklaşık olarak 700 küsür bin oy. Diğerleri de aslında muhalefet partilerinin aldığı oylar ama AK Parti ciddi bir şekilde %50'nin üzerinde önde. Eğer Türkiye'de %86 katılım olduğunda yaklaşık 48 milyon, 49 milyon seçmen çok net olarak sandığa gidiyor. Bu 49 milyonun yuvarlak olarak söylüyorum %1 civarında geçersiz oy çıkar. Bu 48 milyon 500 bin yapar. Kasım seçimlerinde AK Parti'nin limit itibariyle söylüyorum aldığı oy 24 milyon 300 bin oy. Haziran seçimlerinde 21 milyon oy. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %76 katılım oranının olduğu ve Erdoğancıların mutlak sandık başına gittiği, benim de Sayın Erdoğan'a oy verdiğim o seçimlerde 21 milyon sınır. Şimdi buradan bakınca aslında AK Parti'nin kendi içerisinden de o 24 milyon 300 bin içerisinden de fire verdiğini düşündüğümüzde bu fireyi karşılayabileceği yer aslında 5 milyon 600 bin almış Kasım seçimlerinde oyunu MHP. Bu MHP'nin 5 milyon 600 bin oyundan görülen ki MHP'nin ana gövdesi çok açık bir şekilde hayra çalışıyor. Yani bu oradan da gelebilecek oy 1,5 milyon sınırında. HDP, CHP'den de gelebilecek oy yaklaşık 1 milyon civarında. Yani diğer siyasi partiler de dahil söylüyorum bunu. Evet bloğuna ama bunu konuşacağız söyleyeceğim. Ama bir şey diyeceğim. Hemen buraya girdik sorusu oradan başlayalım. Ben hemen bir tahminimi söyleyeyim oradan devam edelim. Tamam. Yaklaşık olarak AK Parti'nin kaybedeceği yani evet bloğunun kaybedeceği ve kazanacağı oylarla 24 milyon sınır yapıyor. Bunun karşılığı ben rakamlar üzerinden yani hissiyat duygular üzerinden söylemiyorum. Bunun karşılığı yaklaşık 48 milyon 500 bin seçmende %49.5. Diğer bloğunda yani hayır bloğunda alabileceği oy %50.5. Burada ara geçişler söz konusu olabilir. Hatta seçime katılma oranı %86'nın altında olursa %84, %82, %80 gibi burada evet bloğunun %53, %55, %56'ya doğru oyları çıkabilir genel olarak söylüyorum. Ama seçilme katılma oranı eğer %86'dan 88-90 bloğuna doğru çıkarsa çok açık ve net söyleyeyim Türkiye'de hayır bloğunun alabileceği sınır o %52-%53'tür. Evet. Şimdi yani şöyle bir durum. Yani rakamlar söyledim. Hissiyat bu. Bir anladım. Şöyle bir durum söz konusu. 7 Haziran seçilmedeki katılım oranı neydi? %84 civarı. Miydi? Evet. Yoksa daha mı fazlaydı? Yok değil. Yani Haziran seçimleriyle arasında çok büyük katılım farkları söz konusu değil. Oradaki asıl problem şu. Mesela İstanbul'da geçersiz oy oranı İstanbul açısından söylüyorum 590 bin civarında.
Yani iki şey yaşanmış şeyde, Haziran'la Kasım arasındaki seçimlerde şöyle bir olay var. Bir, geçersiz oy kullanan bir AK Parti seçmeni var. Hayır, ben şöyle bir matematik yapacağım. Şimdi 7 Haziran'ı baz alalım. 21 diyorum. Milyon. Bak, 7 Haziran'da %13 HDP almıştı. %26 küsür CHP almıştı, %39. %16'da MHP almıştı, %55. Böyle bir blok vardı. Şimdi şeyde de 1 Kasım'da da %49.5 AK Parti almış, %25 küsür CHP almış. Yani %25 CHP, %13 MHP, %38, %10 da HDP almış, %48. %48'den %49.5. Bence burada eğer hayır çıkarsa, diye ki ben çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani hayır çıkarsa bu şu anlama geliyor. AK Parti seçmeninin %8'i hayır vermiş demektir. Net. Bir. Net. MHP'nin de neredeyse %99'u da hayır vermiştir. Yani, yok hayır, %70. Yani %70 ciddi bir rakam. %16 bandını, %16'nın %70'ini eden. %16 değil MHP. Karıştırmayın. %16 bir şey 7 Haziran'da baz alacaksın. %16 bir şey yok mu? 7 Haziran'da %16. %11 bak, %12'si hayır verecek diyorsun. MHP'nin %12'si, %70'i. Yok öyle demiyorum. Tamam, ama %70 o ediyor birader. Yani bu durumda ya öyle bir hal aldı ki demek ki AK Parti seçmeninin %8'i kesinlikle şey verecek. Hayır verecek. Çok ciddi bir oran ya, %8. Ve MHP'de de bu kadar mı az evet verecek? Ben bunu, ben böyle olacağını düşünmüyorum. Ben bak şimdi %55 bandını zorlar diye düşünüyorum. Bir şeyi yanlış söyledim, onu özellikle belirteyim. Evet. Haziran seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy 18.865.000. Evet. Kasım seçimlerinde aldığı oy 23.670.000 oy. Evet. Yani yaklaşık olarak AK Parti'ye 5 milyon civarında Haziran'la Kasım arasında oy gelmiş. Bu Haziran'daki gelen oyların geldiği yerler belli. MHP'den bir, de MHP, evet. HDP'den 1,5 milyon bantı yaklaşık olarak 1 milyon bantı, MHP'den 1,5 milyon bantı ve Haziran seçimlerinde sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan, yani gönlü bir başka siyasi partiye de oy vermeyen AK Parti seçmeni şeyi de çok açık bir şekilde partiye de cezalandırmış ama başka partilere de oy vermemiş. Bu seçmenlerin oyu da gelerek toplamı, bak rakam söylüyorum. Evet. Yaklaşık olarak 5 milyon civarında yeni seçmenle dahil olarak, yurt dışı seçmeni de dahil, evet, oyunu arttırmış. Referandumda, referandum seçimlerinde ideolojik olur tercihler. Şimdi genel seçim olsa, yerel seçim olsa, şimdi yerel seçimde hizmete bakar vatandaş. Genel seçimde ekonomiye bakar vatandaş. Yani ekonomik durumu nedir ona bakar. Ama bu tür referandumlarda daha ideolojik kararlar veriyor seçmen. İdeolojik olarak kendisine hangi partiyi yakın görüyorsa onun yürüttüğü kampanyaya ağırlıkta destek veriyor. Tabii ki parametrik olarak oynamalar olur. %2, %3, %4 oynamalar olur. %5 oynamalar olur. Ben şunu düşünüyorum. Eğer evet çıkarsa %52 ile %55 bandında bir rakam çıkacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ben %60'ların çok zor olduğunu kanaatindeyim. Pek imkan görmüyorum bunu ama hiç belli olmaz. Bana %49.5 çıkacak 1 Kasım'da deselerdi hiç inanmazdım. Ben o zaman da %44, %45 alabilir diyordum AK Parti 1 Kasım'da ama %49.5 çıktı karşımıza. Yani her şey olabilir. Fakat genel hatlarıyla evet'in önde olduğunu görüyoruz. Bayağı bir önde olduğunu görüyoruz. Yani bir %3, %4 önde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte de seçmenin kafasının karışıklığının gittiğini görüyoruz. Yani bu anket sonuçları, yapılan araştırmalardan ortaya çıkan veriler. Kararsızların sayısının azaldığını görüyoruz. %15-16'lardaydı kararsızlar. Şimdi %4'lere falan düştü. %3'lere düştü. Yani artık seçmen 3 aşağı 5 yukarı kime oy vereceğini belirlemiş durumda. Şimdi gelelim başka bir konuya. Sevgili seyirciler, referandum meselesini bir programın sonunda belki bir daha konuşacağız Ali Tarakçı ile birlikte. Fakat diğer önemli gündem maddeleri var. Bu arada @AliTarakçı, @TunaÖztunç, her zaman olduğu gibi @AliTarakçı, @TunaÖztunç Twitter adreslerimizden programa iştirak edebiliyorsunuz. Bu adreslerden sorularınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Programa interaktif bir şekilde katkı sağlamanızı istiyoruz. Hemen alt bantta görüyorsunuz. @AliTarakçı, @TunaÖztunç buraları tıkladığınızda Twitter adreslerimizden bize ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Akit TV'nin Facebook sayfasından da şu an canlı yayındayız.
Akit TV Facebook sayfasından da programımızı takip edebilirsiniz. Buradan da yorumlarınızı, görüşlerinizi ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Biz program içerisinde sizlerin sesi ve sizlerin sesine kulak vereceğiz. Bayağı bir kulak vereceğiz hemen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerin görüşlerinizi burada bu ekranlarda paylaşacağız. Şimdi referanduma doğru gidiyoruz ve referanduma doğru giderken dediğim gibi evet oyları önde görünüyor. Evet oyları efendime söyleyeyim sandıktan evet çıkacak, görüntü onu gösteriyor. Ama isteniyor ki anlamlı bir evet çıksın. Bangır bangır bir evet çıksın. Çünkü bugün Yenikapı'da önemli bir miting vardı. AK Parti'nin İstanbul mitingi vardı. Ve Yenikapı'da yine inanılmaz bir kalabalık vardı. Mahşeri bir kalabalıktı bu. Ve önce Binali Yıldırım konuştu. Arkasından Erdoğan konuştu. Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Dedi ki 16 Nisan'da sandıktan evet çıktığında artık idam meselesinin önündeki engeller de kalkacak dedi. Meclis eğer idam kararı verirse önüme geldiğinde tereddütsüz onaylayacağım dedi. CHP Kılıçdaroğlu'na atfen söyledi. Çünkü Kılıçdaroğlu da olabilir diye bir şeyler söyledi. Ona da atfen bir göndermede bulundu. Yine Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir şekilde eleştirdi. Ve 1990'lı yılları yani Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu dönemlerin o SGK'nın düştüğü halleri paylaştı oradaki yüz binlere. O günleri hatırlattı. Sonra bugün hizmete giren hastaneleri tanıtımını yaptı. Bir kez daha gösterdi. Aradaki farkı ortaya koydu. Terörle mücadele vurgu yaptı yine. Bunun üzerinde kararlılıkla gidileceğini söyledi. Ve aynı zamanda da bu sistemle Türkiye'nin daha güçlü olacağını, daha ileriye doğru gideceğini özellikle vurguladı ama çok önemli, çok hayati bir detayı da gözlerden kaçırmadı. Türkiye dedi 16 Nisan'da çok önemli bir karar verecek. 7 düvele karşı, dünyaya karşı çok önemli bir karar verecek. Türkiye'nin 16 Nisan'da sandığa gittiğinde sadece bir referandum değil aslında mesele. Türkiye birçok şeye karşı baş kaldıracağı, meydan okuyacağı bir seçime doğru gidecek dedi. Bu da önemli bir detaydı. Şimdi bugün miting yapıldı. Ali Tarakçı çok kalabalıktı. Fevkalade bir ilgi vardı. Bir de tabii o Yenikapı'daki mitingi de konuşacağız ama daha böyle sıcak gündemlerle başlayalım istiyorum ben. ABD Esed'i vurdu. Yani Suriye'yi vurdu. Şayat üssünü. El Şayat üssü özellikle bu kimyasal saldırıları yapan uçakların kalktığı üsler. Amerika oraya 59 Tomahawk füzesi gönderdi. İddiaya göre bu füzelerin sadece 28'i hedefini buldu. Rusya'dan tehdit mesajları geldi. Savaşa girmemize ramak kaldı dedi Rusya. Gerçekten sular çok ısındı orada Akdeniz'de. Ve ne oldu da birdenbire efendim söyleyeyim Amerika insafa geldi de saldırı düzenledi. Bir kere daha öncesine gidelim. İdlib'deki aşağılıkça yapılan o saldırıya. İdlib'de Esed ve tabii onun destekçisi Rusya klor ve sarin gazlarıyla İdlib'deki sivilleri katletti. Yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun 42'si çocuktu. O görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü. Hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bizi kahretti o görüntüler. İnsanlığımızdan utandık. Ama Batı, Birleşmiş Milletler'den bir kınama gelmedi. Çünkü Çin ve Rusya veto ediyor. Bu kınama niye gelmiyor diye Avrupa Birliği parlamentosundan tepki geldi. Birleşmiş Milletler kınama yapsın dedi. Kınama yine gelmedi. Birleşmiş Milletler'in ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi işte bu sefer vurduk ama daha sert bir şekilde de vururuz dedi. Rusya oradan cevap verdi. 1960'lı yılları hatırladık. 1960'lı 70'li yılların o soğuk savaş dönemini anımsattı bize. O dönemdeki Birleşmiş Milletler toplantısında da Rusya'nın ve ABD'nin diplomatları birbirlerine karşılıklı tehditlerde bulunur. Salvolar yapardı. Çok sertti. Sert salvolardı. Bunun aynen benzerini dün değil ondan önceki günkü Birleşmiş Milletler toplantısında bir kez daha gördük. Gerçekten sanki iki kutba bölünmüş bir dünya gibiydi. Bir taraftan Varşova Paktı, bir taraftan NATO. Böyle bir manzara vardı. İşte bu tüm krizler yaşanırken yok efendim biz aslında kimyasalı biz atmadık. Bunu bir ispatlasın dedi Esed Rusya.
Sonra Amerika Rusya'da iş içinde var mı diye bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Bunu araştırılacağını Trump söyledi. Yani karşılıklı ciddi böyle efendime söyleyeyim tehditler, ciddi çıkışlar ama Rusya'nın sesi o kadar da yüksekten gelmedi. Yani ABD 59 tane Tomahawk füzesini fırlattı. Bir anda dengeler alt üst oldu. Bana göre kişisel görüşüm ABD bu mahallenin en has kabadayısı benim. Bunu hatırlattı dünyaya, Rusya'ya ve Çin'e ve İran'a. Buranın has kabadayısı benim dedi. Henüz daha buradan ben gitmedim, bir durun bakalım dedi. Bu mesajı bence Rusya aldı, bu mesajı diğer ülkeler de aldı. Ama bir diğer nedeni de, bunu ben Trump'ın inisiyatifiyle yapıldığını düşünmüyorum. Trump bu operasyonda ısrarcı oldu çünkü Trump'ın başkan olup olmadığı hala yani muğlak. Dünya hala onu bir Amerikan başkanı olarak görmüyor. Kendi içerisindeki meşruiyeti tartışma konusu. O karizmasını oluşturabilmek, biraz hava atmak için dünyaya, biraz karizma yapmak için çok ısrarcıydı. Çıktı dedi ki ben verdim kararı dedi. Ben verdim o kararı, ben verdim dedi. Ya bir Amerikan başkanı kolay kolay yani United President çıkıp da bu kararı ben verdim falan gibi böbürlendiği çok az görülmüştür. Dünya zaten bunun Amerikan başkanının emriyle olduğunu bilir. Fakat onu söyleme ihtiyacını duydu. Çünkü gerçekten meşruiyeti tartışma konusudur. Amerika'yı yönettiğine hala ben inanmıyorum. Ve kesinlikle bu son Orta Doğu'daki, Suriye'deki bu atraksiyon CIA Pentagon atraksiyonudur. Onların inisiyatifiyle yapıldı. Çünkü Trump, Obama tarafından CIA ve Pentagon'dan oluşmuş o Suriye masasını, o Suriye masasındaki 17 kişilik o 17 kişiden oluşan Suriye masasını hala dağıtamadı. O Suriye masasını hala lav edemiyor. O Suriye masası hala Obama döneminden kalan politikaları devam ettiriyor ve aynen o politikalarda ısrar ediyor. Trump da hiçbir şey yapamıyor. İşte meselenin biraz da özeti budur. Bir diğer iddiada Ali Tarakçı sözde bunu CIA yapmış. Yani İdlib'deki saldırıyı CIA'in tezgahladığını düşünen analistçiler var, terör uzmanları var. Ben bunun çok büyük bir komplo teorisi olduğunu düşünmüyorum. Olabilir. Yani bunun arkasında CIA de olabilir. Ya da derin Rusya olduğu söyleniyor. Rusya içerisindeki gizli Putin muhaliflerinden falan söz ediliyor. Bir sürü senaryolar çiziliyor, bir sürü faraza şeyler var ama ortada da bir şey var. Nedir sen söyle, bir füze saldırısı var. Ne diyorsun? Şimdi benim görüşüm bu, senin dünyada, görüşün ne? Evet. Dünyada en kolay şey gelişen tüm olayları, dünyadaki de, ülkemizdeki de, hemen çevremizdeki olan olayları da komple teorileri üzerinden açıklamak. Çünkü komple teorileri üzerinden konuşunca akla, analize, incelemeye, bilgiye ihtiyaç yok. Yani köyündeki herhangi bir çoban da, Türkiye'nin en tepesindeki herhangi bir adam da, dünyanın başka bir yerindeki de komple teorisinden olayı açıkladığında sorunu çözdüğünü düşünüyor. Şimdi komple teorilerin üzerinden, biliyorsunuz komple teorilerinden bir tanesi en kolay bir kesim açısından söyleyeceğim. İşte M15 Temmuz'un bir darbe olmadığını söylüyor. Onun içerisinde oraya geleceğiz. Yok söyleyeceğim. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Evet. Komple teorileriyle dolduruyor. Suriye'de bizzat Esad rejiminin değil de muhaliflerin yaptığını söylüyorlar. Bununla ilgili gerekçeler anlatılıyor. İşte sizin dediğiniz gibi CIA ya da Rus derin devlet güçleri olarak ifade ediliyor. Ama şunu açıkça söyleyelim ki Esad'ın yaptığı bir eylem bu. Esadçı güçlerin yaptığı bir eylem. Çünkü Esad'ın ilk defa yaptığı bir şey değil bu Suriye'de. İkinci bir olay, Trump aslında, Trump çok net bir şekilde çocukların ölümüyle beraber açıklaması var. Bununla ilgili gereken yapılacaktır diye. Yani birkaç gün öncesine gidersek, saldırı öncesinde Trump'ın kararlılığını görüyoruz. Şimdi yine senin söylediğin ya da başkanlarının söylediği açısından bir şey söyleyeyim. Trump Amerika'nın başkanıdır. Öyle şey gibi burayı bilmem ne devletleri gibi, devlet çiftlikleri gibi değerlendirmeye gerek yok. Çünkü Amerika'da 38 yılda gerçekleşen bir olayla cumhuriyetçiler hem iki mecliste de çoğunluklar ve Trump da başkan. Yani cumhuriyetçiler çok açık ve net bir şekilde Amerika'da ağırlıklarını koymuş durumdalar. Obama'nın böyle bir gücü yoktu. Trump başkan, bir diğer iddiaya göre, Trump'ın başkan olmadığını söyleyeyim. Bir diğer iddiaya göre, bu Amerikan menşeili iddialar bunlar. Bazı Amerikalı analistçiler diyorlar ki cumhuriyetçiler içerisindeki bir şahin grup söz konusu Suriye'deki bu şey saldırısını, biber şey sarin gazı saldırısını bizzat tezgahladığını iddia edenler var. Sanki bu iddialar biraz da bu Esed'i
şey yapıyor sanki, masumlaştırma noktasına kadar gidiyor. İstersen, senin de dediğin gibi Esed bunu bir defa yapmadı ki. Defalarca şimdi, yaptı bunu. Aslında yani. Temel meseleye oradan bakmak doğru bulmuyorum. Yani benim bakış tarzım itibariyle... Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Bir soru sorayım. Esed tarihinde hiç bu kadar güçlenmemiştim. İç savaş dönemi için söylüyorum. Hiç bu kadar güçlenmemiştim. Ben Esed'in güçlü olduğunu düşünmüyorum. Hayır, başka... anlatamadım. Rusya ile birlikte pozisyonunu koruyordu. Tamam, ne oldu? Sence Amerika'nın tepkisini çekeceğini ya da dünyanın tepkisini çekeceğini düşünmedin bu saldırıyı yaparken? Ya ben çok öyle düşündüğünü zannetmiyorum. İki neden. Hayır, böyle iddialar var. Ben de senin aletini bunu yapan Esed. Bunu yapan Esed'le Rusya. Onda şüphe yok. Ama bu ihtimaller de olabilir mi diyor. Şunun üzerinden Esad'ın öyle bir okuma yapabilecek olsa zaten bugün Suriye bu durumda olmayacak. Evet. Esad'ın o okumayı yapamayacağını görelim. Ama Esad'ın şu okumayı yapması mümkün. Bir, Rusya yanında. İki, Amerika yanında. Değil mi? Yani evet. Genel olarak teorik itibariyle ya da realite itibariyle böyle. Bu saldırıyı yapması karşısında ona meydan okuyabilecek bir güç var mı bugün Ortadoğu'da? Yok. Ya o açıdan ben şeyi bu görmüyorum. Yani Esad'ın bunu yaparken dur ya ben böyle yapacağım bana saldıracaklar hesabı yaptığını düşünmüyorum. Ama sadece söylemek istediğim olay şu. Aslında çok açık bir şekilde ABD Rusya'ya şu mesajı verdi. Tamam kardeşim ben seni destekliyorum. Suriye konusunda seni jandarmada ilan ediyorum. Sen burada da var olacaksın ama beni de sakın ha yok falan sayma. Yani bunu sadece Suriye meselesi üzerinden görmek gerekmiyor. İran meselesi üzerinden de görmek gerekiyor. Yani Amerika bugün Suriye'de İran'ın temel aktör olmasını ister mi? Yani genel coğrafi olarak bakalım. Suudi Arabistan ister mi? Katar ister mi? Türkiye ister mi? İsrail ister mi? Yani şimdi bunların hepsinin üzerinden bakınca apayrı bir akıl okuması yapmak gerekiyor. Şimdi benim sadece Türkiye'deki muhafazakarlara söyleyeceğim özel bir şey var. Yani düne kadar kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Ey bilmem derin aklın, bilmem derin merkezlerin, gizli merkezlerin, emperyalizm teorileri, Türkiye ile oynama merkezleri Amerika üzerinden okuma yaparken bugün Amerika'nın yaptığı Suriye'ye yönelik bombalama olayını alkışlayanları da kınıyorum. Evet. Ya buradan bir şey umanları kınıyorum. Nedeni evet. Şuradan dolayı. Ya Rusya da açıkladı. Amerika da açıkladı. Ben o üssü vurmadan 48 saat önce dedi. Rusya'yı uyardım. Yani bir anlamda Rusya oradan çekildi. Ya şimdi ben geri zekalı mıyım? Yani kim toplumu geri zekalı mı zannediyorlar? Rusya oradan çekilirken Suriye'ye haber vermedi mi yani Esad güçlerine? Kendi askerlerini çekerken Esad'ın askerlerine siz burada durun. Bombalar gelecek kafanıza yağsın mı dedi. Yani aslında çok açık bir şekilde karşılıklı bir, tamam mı, 48 saat önce uyarılan, uyarıldıktan sonra da bilmem ne oldu. Ne evet. olmuş yani, kaç uçak imha olmuş ya da kaç Suriye askeri şimdi, ölmüş. Ya onun için ben bu saldırıyı evet. yapıl... Bir şey daha söyleyeceğim. Şunu bilmiyor muyuz? Suriye aynı zamanda herhangi bir saldırıda şey kurmadı mı? Yani dışarıdan gelecek şeyleri imha evet. edecek kalkan diyelim bunu neyse. Ya da kendi füzeleri otomatik olarak harekete geçmeyecek miydi? Ne oldu kardeşim? 49 tane... gemiden atılan şey geldi. 29 tanesi hedef buldu. Şimdi senin tüm askeri söylediğin her şeyde küt diye çürüyor Amerikan güçleri karşısında. Ben o açıdan çok açık bir şekilde Türkiye'nin de durması gereken nokta bu emperyalist güçlerin ya da bu büyük güçlerin Suriye meselesi yüzünde bombalama üzerinden taraf olmayı doğru bulmuyor. Evet, şimdi yani buna bir kere karşı. Yani Suriye'de çocukları yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bu eleştirine bitireceğim, bak. Bitireceğim. Evet. Rusya ya da Amerika bomba atarken çocuk, asker ayrımı mı yapıyor? Yani onun bombaları, çocukları öldürmeyecek bombalar mı? İnsanları ya, öldürmeyecek. Ya askeri su vurdu canım. Gidip de bir yerleşimini vurmadı ki ABD. Bir yani. Saniye. Ha, sanki ABD için bir yapmadı anlamında şunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. 49 tane bomba atıyorsunuz. 28 evet. düşüyor. 21'i nereye düştü yani? Şimdi, uzaya mı gitti gelelim, yani? Şimdi gelelim muhafazakarların bu olaya niye bu kadar şey yaptığını, tezahürat yaptığını söylüyorsun. Öyle bir aynen öyle söylüyorum. Şimdi bak Ali Taratçı. İdlib'de bu kaçıncı kimyasal saldırı? Ya ben ne bileyim belki. Esed'in ne demek ben ne bileyim işine gelin biliyorsun ya. Ya Allah Allah yani 20 tane 19 tane mi sayın? En az 14. Yok işte, kimyasal onu saldırı ya. Yapıyor. Bir ne dinle, fark ediyor yani? Bir dinle. En son kerte İdlib'de dünyanın gözü önünde o çocuklar an bir an can çekişerek öldüler. Can çekiştiler ya. Oraya sarin gaz attı oraya, klor gaz attı. Rusya ne yaptı? Ya. Bu bir dakika Esad bir dakika Esed bunu siz gerçekten ya, yani serin gazı ya bak bir sen dinlemeyeceğim ya. Ya ne demek dinlemeyeceğim? Bir, hayır ya. 15 dinlemeyeceğim. Söyleyeceğim bir tek cümle itiraz edeceğim ya. 50 tane çocuk öldü. 50 tane çocuk öldü değil mi? Şimdi bunun bir dakika bir dakika. Bir dakika ya kardeşim ölmenin de bir şerefi, ne savaşın ya? Da bir onuru vardır. Ölmenin şerefi böyle böyle bir savaşacaksın. Savaşın onuru olur mu ya? Ya bırak Allah aşkına nasıl yoktur ya? Twitter paylaştın diye savaş. Adam gibi erkek gibi savaşırsın.
Bir şeye inandığın bir şey olur. Sen ne anlatıyorsun böyle ya? Rezillikle olur mu öyle şey ya? Bir dakika dinle dinle. Kafayı bak, mı yediniz bak, hepiniz ya? Sallıyorsun. Savaşın ne olur bak, olurmuş ya? Muhafazakarlara sallıyorsun. Savaşın ne ben olur? Ben savaşı desteklemiyorum arkadaş. Onur olur ben demek ne demek ya? Ben sana bir metafor yapıyorum ki anlayasın. Hadi bir dinle. Twitter'da paylaştın. Twitter'da paylaştın. Bak çakma burada bak. Çakıyorum. Bütün muhafazakarlara çakıyorsun. Bir dakika. Kimlerse. Bir dakika. Şuna çakmıyorsun ama. Esad'ın zulmüne, Esed'in 650 bin insanı katletmesine, oradan o klor gazlarıyla çoluk çocuğu katletmesine, Rusya'nın da buna paravanlık yapmasına eleştiri yapmıyorsun. Yapma ya. Niye yapmıyorsun? Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika ben çok objektif bir şey söyleyeceğim. Sen objektif sokak. Ben bir dakika dinle, dinle, dinle. ABD, ABD amigoluğu yapan, ABD'ye tezahürat yapan saftirik, şuursuzlara ben şu detayı hatırlatayım en başta. Bak, çok şunu güzel hatırlatayım. Söyle o zaman. Akıncı Üssü iddianamesinde çok çarpıcı bir detay var. Okuyor musun sen iddianameyi? Okuyorum. İddianamede ne diyor biliyor musun? 16 Temmuz sabahı üste biri yüzbaşı, biri binbaşı, iki ABD subayı vardı diyor. Tamam mı? Bak Akıncı Üssü iddianamesinde var. Ben tabii ki ABD'ye tezahürat yapılmamalı, ABD amigoluğu yapılmamalı, ABD alkışlanmamalı. Bir dakika. Bak burada bir şey, burada bir diyeceğim bir şey yok. Hı. Ama bir mazlum halk katlediliyor ve insanlar bu mazlumların, bu zavallı insanların katletmesine isyan ediyor. Trump da alıp gönderiyor şeyleri, Tomahawk füzelerini gönderiyor. Efendim insanlar buna mutlu oluyor. Öyle ya mi? Bu Amerika'yı sevdiğinden mutlu, dolayı değil. Mutlu oldu ha? Peki, ya yapma ya. Sen Kobani'ye gittin mi? Gitmedim. Ben gittim. İyi yaptın. Dinle dinle. Daesh orayı kuşattığında ben oradaydım biliyor musun? Tamam ne oldu sonra? Haberci olarak, gazeteci olarak oradaydım. Sahadaydım. Türkiye'de de Kobani'ye tamam yönelik dinle, protestolar dinle vardı. Dinle ne ya diyorlardı? Bir saniye. Ne diyorlardı bir biliyor saniye, musun? Suruç bak sen Suruç biliyorsunuz. Bir dakika. Ya bir şey söyleyeyim. Biji Obama diyorlardı ya. Ya Biji ABD bir diyorlardı. Bir yönetmen arkadaşım. Ya, sen buna ses çıkarıyor musun? Tuna 5 dakika dur. Bir dakika o zaman Biji Obama, Biji ABD denmesi ne diyorsun? Tuna bir dakika dur ya. Ne bir dakikası soruyorum bir ben sana. Bir sür ya anlatacağım dur. Neyi anlatacaksın? Sussana. İş muhafazakar olunca saldır ana muhafazakar. Bir şey dakika. Buldu mu saldırıyorsun? Ya bir dakika sus. Ben senin ağzından şu İdlib'deki katliamla ilgili bir şey duymadım. Bir dakika dur İdlib'deki ya. İdlib'deki katliamla ilgili bir şey desene. Söyleyeceğim Tuna. Onlar aşırı değil mi? Beklesene. Onlar radikal İslamcı Tuna. Değil mi? Beklesene. Onlar terörist, anarşist. Değil mi? İdlib'de yüzün üzerinde katledilen insanlar aşırı aşırıcıydı onlar değil mi? Bitti mi Tuna? Ha, cihatçıydı onlar. Bitti mi? Sen bu zihniyetin temsilcisisin. Tuna bitti mi? Sen bu zihniyetin temsilcisisin ki bu son derece sıradan muhafazakar insanların çıkıp da buna sevinmelerini bile buradan bile bir mana Tuna. Çıkarıyorsun. Kimse Amerikan dostu falan değil. Tuna bitti mi? Kimse Amerikan sus güzellemesi de yapmıyor burada. Ya bir dakika sus ya. Ya bir dakika ya ne bazı güzel. Bir dakika. Ben önce konu değil sen konuşuyorsun birader ya. Ya yarım saattir konuşuyorsun. Abicim konuşmayacaksan ben çıkayım sen konuş. Yarım saattir konuşuyorsun sen konuşuyorsun. Ya bırakmıyorsun ki konuşayım İzleyici arkadaşım. İzleyici görmüyor mu bunu? 10 defa lafın içine girdi. Bir sus ya bir sus. Hayır ama 10 defa lafın içine girdim ben. Bir dakika bir sus ya. Tamam mı bir kardeşim? Dakika sus. Önce bir sus. Sevgili yönetmenim lütfen gösterirken bizi aşağıda değil de yukarıya doğru çekerseniz sevinirim. 3 tane şey kullanırsanız. İkinci bir olay söyleyeyim. Suriye'de ve de dünyanın herhangi bir yerinde kim çocukları öldürüyorsa, kim şehirleri bombalıyorsa, kim silahı destekliyorsa... Hacı sen yönetmenin işine karışma birader. Bir şey söyledim ya. Bir şey söyledim ya. Söyleyeyim. Uyan aşağı inmesin lütfen ya. Ya sana ne yönetmen o? O niye bana o sana ne diyor? Karışıyor mu şöyle sun şöyle sunma diye? Biz program yapıyoruz ya. Ya sana karışıyor mu? Program herkes işini yapıyor. Biz program yapmıyor muyuz? Herkes işini yapsın. Biz program yapmıyor muyuz? Ya program yapıyor. Sen yönetmenin işine karışmıyor. Niye karışmıyoruz? Program yapıyoruz. Ne yapacağını biliyor. Neyse Tuna sadece söyledim arkadaşlarımıza. Daha önceki aynı yöntemle yapılsın diye bir sakıncası yok. Şimdi Suriye'de bugüne kadar ölen çocuklar, insanlar, göç eden milyonlar... Kaç dostum bir daha söyle, bir daha söyle. Editörüm diyor ki son 3 yılda 164 defa kimyasal silah kullanmış Esed. Esed rejimi. Arkasındaki 162 kez. Arkasında da Rusya var. Hadi eleştir. Bitireyim ya. Bitirince sen dinlemiyorsun masal ki. Masal anlatacaksın. Ya masal anlatmayacağım. Ben sana sadece söylediğim şu. Dünyanın neresinde savaş oluyorsa ben o savaşa karşıyım. Birincisi bu. Çocuklar ayrımsız kimin çocukları üzerinden falan hareket etmiyorum. O çocukların sünni olması, aşırı dinci olması, bilmem Alevi olması, Esatçı olması beni zerrece... Yani onun kimlikleri üzerinden okumuyorum meseleyi. Meseleyi ölümler siz üzerinden adil okuyorum. Değilsiniz abi. Bitireyim. Siz bir. Adil değilsiniz. Ha, sen adilsin. Siz İdlib'de, Alep'teki o katliamlara bunlar aşırıcı, bunlar cihatçı, kim bunlar diyor radikal ya? İslamcı. Kimin üzerinden aralarında terörist var. O yüzden vuruluyor. Kimin üzerinden onlara gelince böylesiniz ama Amerika 59 Tomahawk'la yaşasın barış. Savaşa hayır.
Emperyalizme hayır diye bir slogan ya atıyorsunuz abi. Ne abi, neresi insani bu? Bir 5 dakika dinlesene. Ya bu neresi insani? Bir 5 dakika dinlersen ne kaybedeceksin? Bir 5 dakika dinle. Ben diyorum ki Suriye'de dahil olmak üzere dünyanın neresinde kim çocukları öldürüyorsa lanet olsun, tamam? Kim destek veriyorsa lanet olsun. Yaşasın onlar için cehennem, tamam mı? Ama sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki herhangi biri kimyasal bir saldırı yaptığında bir ülkenin zalimi, bir başka zalim oraya bomba attığında alkışlama. Sorun adaletli ol. Söylediğim mantık bu. Yani zalimin yanında durmak, zalime destek vermektir. Ben çok açık ve net olarak şunu söylüyorum. Suriye'de bugüne kadar öldürülen çocuk sayısı ne kadar? Yani bu çocukların öldürülmesinde kimlerin günahı varsa lanet olsun, tamam mı? Kimler destekliyorsa lanet olsun. Ama şunu yapmayın ne olur. Söylediğim kim varsa, bu ister muhafazakar kesimlerin içerisinde olsun, ister bir başka yerde olsun. Kim ki Amerika orayı bombaladı diye seviniyorsa Esad güçlerini, ben onlardan değilim. Söylemek istediğim mesele budur. Sen geçtiğimiz programlarda efendim Esad orada ülkesini savunuyor. Kim söyledi bunu? Orada kaç tane işgalci var? Bilmem ne var. Türkiye niye müdahil oluyor? Türkiye'ye ne? Şu ne? Bu ne? Bize ne? A, U, İ, O falan diyen sizdiniz. Tuna ya. Ne oldu? ABD 59 tane Tomahawk yolladı. Kim söyledi? Kimyanız bozuldu Tuna, abi. Kim söyledi? Böyle bir çelişki var. Böyle bir yamukluk var. Böyle Tuna, saçmalık var. Uzay TV'de de bir iddiada bulundun. Bak şimdi söylüyorum. Benim söylemediğim bir şey bana... Söyledi abi kardeşim. Demiyor muydunuz Esed'de kendi ülkesini savunuyor? Ben böyle bir şey demedim. Demiyor muydunuz orada radikalciler var, aşırıcılar var, teröristler var, neler var? Ben sen birinin sözcüsü müsün? Ya usta hayır, bak ben sana şunu söylüyorum. Bak ben sana şunu söylüyorum, bak muhafazakar insanlar, sıradan insanlar buna eğer bir refleks gösterirse bu Amerikan sevicisi oldukları için değil. Niçin? Tamam mı? Oradaki zulme, oradaki şeye, sen söyle, katliamlara, oradaki barbarlığa en azından bir tepki verildi diye seviniyor. Ne oldu şimdi? Yani niye bunu böyle anlıyorsun ki? Ben şöyle mi okuyacağım? Irak'ta bir saniye ama, ya. Ama bir kere değil. Amerika'yı şakşaklayan, Amerika'ya tezahürat yapan, Amerika'yı destekleyen, Amerika'yı güzelleme yapanın da saf, şuursuz, ya cahil olduğunu düşünüyorum. ABD Türkiye'nin dostu falan ya değil. Ya sevgili yönetmenim. Kimse öyle bir şey söylemiyor zaten programda yani. Gelecek programda bir kum saati getirin lütfen ya. Bir kum saati koyalım buraya. Adaletli ya bir program olsun. Ya ne kum saati ya. Evet. Ya lütfen. Tamam bir sen, reklama sen, gidiyoruz. Bir saniye. Sen birilerinin adına mı konuşuyorsun burada? Ne kendi demek adına mı konuşuyorsun? Ben kendi adıma konuşuyorum. Birileri kim baba? Kim o birileri? Niye beni, kimin adına konuşacağım niye ben beni, ya? Beni, kendi adıma konuşuyorum bir tane bitireyim az. Niye beni başkalarının adına konuşuyormuş gibi niteliyorsun? Ayıp değil mi bu yaptığın? Ya ben senin başkalarının adına... Benim söylemediğim bir cümle üzerinden neden kurgu yapıyorsun? Ben kurgu neden yapmıyorum. Beni... Ben sana diyorum ki bunu hayır, niye kurgu... söylemiyorsun? Niye bu metaforu diyorum, yapmıyorsun diyorum. Yapmıyorsun. Bak, temel mesele şu. Ben çak gide gidip muhafaza gene çakıyorsun ya. Bir saniye. Saddam zalim böyle miydi? Böyle bir şey olabilir Saddam mi ya? Saddam zalim miydi? Tabii ki zalimdi. Amerika vurdu diye zalime mi vurdu? Hayır, Amerika orada şimdi bir zalim olmaya gitmedi. Şimdi mesele şu. Ben bir başka zalimin başka bir zalim tarafından bombalandığında, yıkıldığında o şehirlerin ben onun yanında durmam. Şimdi, bak, sen, niye bak, karıştırıyorsun? Sen yönetmene şöyle çek böyle çek diye akıl çek veriyorsun. Ya. Bak o yönetmen şimdi bana diyor ki reklam vereceğiz. Bu bir yayıncılık. Bırak da bir reklamı girelim. Tamamdır, sen de ceza çok, yiyoruz sen çünkü, de çok konuşma tamam mı? Neyi kendi çok konuşma? Adaletli konuş sadece. Adaletli konuşuyoruz birader. Yok, hayır adaletli. Ben konuşurken sen benim sözümü kesiyorsun. Kesiyorum çünkü o kadar çok konuşuyorsun ki. O zaman ben sözümü tamamlayayım. Saatini koysana şuraya. Ben sözümü tamamlayamadığımda tamamlamaya çalıştığımda da böyle kakafoni çıkıyor. Sana 15 o zaman zaman doğru sana 15 dakika hiç müdahale etmedim konuştuğuna. Reklam veriyoruz. Evet, çapraz soru kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bir noktayı ben hemen bir şey yapmak istiyorum. Bir detayı söyleyip öyle Ali Tarakçı'ya sözü vermek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyada şeytanın bence vücut bulmuş halidir. Dünyadaki birçok kötülüğün arkasındaki bizzat arkasında olan güçtür ABD. ABD emperyalisttir, ABD pragmatiktir, ABD... Dünyadaki halklar, mazlum halklar ABD'nin umurunda değildir. Sadece kendi imparatorluğunu baki kılmak ve olabildiğince dünyayı büyük ölçüde yönetebilmek için ne gerekiyorsa yapar, çıkarları neyi gerektiriyorsa onu hayata geçirir. Faydacı bir dış politikası vardır. Bu faydası da kendine yöneliktir tabii, o faydacılığı. Şimdi İdlib'deki saldırıya karşı Amerika'nın böyle bir misilleme yapması...
Tabii ki bu konuda duygusal anlamda bir duyarlılığı olan vatandaşlarımızı memnun etmesi kadar doğal bir şey yok. Özellikle Ali Tarakçı burada çok tehlikeli bir sıfatlama yapıyor. Muhafazakarlar diyor. Hayır, muhafazakarlar değil. Benim bildiğim solcular da, şucular da, bucular da buna olumlu karşıladılar. Çünkü duygusal tepki verdiler. Çünkü sonuç itibariyle orada katledilen çocuklar var. İdlib'de bir insanlık suçu işlendi. Artık bardağı taşıran son damla. Bakınız, bir istatistik size söyleyeyim. Suriye'de şu ana kadar 26 bin çocuk öldürüldü. Bunu biliyor musunuz? 26 bin çocuk. Ölen 26 bin çocuk var. Çocuk bu. Katledildi. 162 kez nükleer kimyasal saldırılarda bulundu Esed. Esed oldu 650 binden fazla insanını öldürdü. Katletti. Dünya bunu seyretti. Seyredenlerin başında da ABD vardı. Obama'nın ikincikli politikaları, Obama'nın askıda bıraktığı Suriye politikalarının sonucudur bu. Ama ABD ve onun paradigmasını yürüten CIA ve Pentagon'daki Suriye masasının tek derdi YPG gibi terör örgütlerini orada taşeron olarak kullanıp öyle ya da böyle enerji hatlarını güvence altına almak için orada bir kukla Kürdistan özel bölgesi oluşturma derdinde. ABD, Pentagon ve CIA'daki Suriye masasının planı Suriye'yi 3'e hatta 4'e bölmek. Devletçiklere bölmek. Ve buradaki enerji koridorlarını da YPG, PKK terör örgütü üzerinden yönetmek ve korumak. Derdi bu ABD'nin. ABD hep bu böyle bir paradigma yürütüyordu. Ama o ABD kimsenin beklemediği bir şekilde bir anda bu katliama karşı Esed'e yönelik işte yumuşak bir cevap verince de bu insanları memnun etti. Muhafazakarını da memnun etti. Olmayanı da, solcusunu da memnun etti. Şucusunu da bucusunu da memnun etti. Yani Ali Tarakçı'nın çıkıp da muhafazakarları bir anda bir Amerikan sevicisi gibi orada lanse etmesi inanılır gibi değil. Ama bir tane çelişkiden daha size söz edeyim. Bu da utanması, acınası bir durumdur. İdlib'deki katliama ilişkin sosyal medyada en ufak bir paylaşımda bulunmayan, en ufak bir tepki vermeyen, küçük bir eleştiri dahi yapmayan zavallıcıklar, hatta bunun yanında bir de buna efendim orada aşırılar var, aşırıkçılar var, efendim orada cihatçılar var, orada radikaller var, orada teröristler var. Onlara yönelik bir operasyon bu deyip meseleyi meşrulaştıran aşağılık zihniyetler, zavallı zihniyetler, efendim oradan roketler şeye fırlatılınca İdlib'e savaşa hayır, savaşa hayır, emperyalizme hayır gibi naralar atmaya başlıyorlar. Asıl biz bu çelişkiyi görmüyoruz. Çok çok safiyane, son derece böyle insani bir şekilde buna sevinenleri, Amerikan'ın operasyonu sevinenleri yaftalıyoruz. Bu neresi adalettir? Bu neresi doğrudur? Bitti mi? Ha, bir de bak, tek bu söylemi kapatıyorum. Asla ve asla ABD Türkiye'nin dostu falan değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ denen yapılanma, NATO denen yapılanmalar ABD kontrolündedir. Bunu artık herkese biliniyor. Ben iddianame ilişkin bir detayı da zaten seyircilerimize hatırlattım Ali Tarakçı. Şimdi şunu kabul edelim ki Türkiye'de 1960'tan itibaren olan tüm darbelerin arkasında Amerika ve NATO var. Yani sadece 15 Temmuz'la ilgili değil, 27 Mayıs'ın arkasında da. Seyircimiz diyor ki neden Ali Tarakçı Esed rejimini kınayamıyor diyor. Ya gerçekten kafayı yemek böyle bir şey mi oluyor? Bana niye kafa ya? Kafayı yemek, ben çok açık söylüyorum. Diyorum ki zalim Esad var. Dinleyin. Bak çok net söylüyorum. Ben ne zalim Esad'ın yanındayım, ne o toprakları bombalayan Rusya'nın, Amerika'nın zalimliğinin yanındayım. Evet. Ben Suriye'de ayrımsız kimliğinin, cinsiyetinin, inancının ne olduğuna bakmaksızın o insanların yanındayım. Bana ne Esad diktatöründen? Yani şu mu illa bir kahrolsun Esad? Ne olacak? Ya o zaman kahrolsun Esad deyince Esad'ı döven, o toprakları bombalayan herkese de yaşasın mı diyeceğim? Libya'yı bombalayan, Libya'yı yerle bir eden NATO güçlerini alkışlayacağım mı, koalisyon güçlerini? Irak'ta Saddam zalimine karşı zalimlik yapanları görmeyeceğim mi? Milyonlarca Iraklıyı öldüren koalisyon güçlerine eyvallah mı diyeceğim bir zalimin gittiği için, bir zalim asıldığı için? Benim tek inandığım bir gerçek de şudur. Bir ülkenin zalimini de o ülkenin insanları zaten alt ederler. Tarih böyle. Tarihin her bir noktasında her zalimin karşısına bir Spartaküs çıkar ve Spartaküs'ün etrafında birleşmiş milyonlar, yüz binler çıkarlar. Çünkü zalimlik ilelebet devam edebilecek bir peki, şey değildir. Peki Erdoğan'ın ey Esed, senden bu hesabı sorulacak dediğinde niye suçluyorsun? Şimdi ben suçlamıyorum. Ben niye? Söyleyeceğim ama bak beni böyle söylersen. Ne işimiz var bizim Suriye'nin? Ne burnumuzu sokuyoruz? Biz kimiz falan? Sana ne Esed'den? Şimdi söyleyeyim o zaman ben. Söyle bakalım. Esad konusunda, Suriye konusunda politikalarımızdan 180 derecelik bir dönüşe doğru gittiğimizi, özellikle Sayın Binali Yıldırım'ın
başbakan olmasıyla ve AK Parti'nin genel başkanı olmasıyla birlikte dönüştüğümüzü biliyoruz. Yani Suriye konusunda ciddi bir politika değişikliğine gittiğimizi de biliyoruz. Yani Fırat Kalkanı operasyonu bitirilince Membiç'e ve Rakka'ya doğru yola çıkacağımızı söyleyenlerin bu çıkmadığımız gerçeğini de görüyoruz. Nereden biliyorsun? Bekle, sabırlı ol. Neyse ya, bak sabırlı politika, ol. Politika... Belli olmaz o işler, Ali Tuna, Tarakçı. Tuna, ben sadece başka bir şey de belli olmaz. Hı-hı. Yarın Suriye'de kiminle yan yana duracağımız da belli olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz ki. Ben de onu anlatıyorum. Onun için kahrolsun YPC, kahrolsun Rusya, kahrolsun Amerikan meselesi dış politikada kullanabilecek argümanlar, hı-hı, değildir. Günlük olarak kullanırsınız. Sokakta herhangi bir vatandaşlar kullanır. Ama ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak, bir vatandaşı olarak, bu ülkede geleceği olan, çocuklarının geleceği bu ülkenin topraklarında gören bir insan olarak, Ali Tarakçı olarak, ben ülkemin büyümüş, refah içerisinde olan bir ülke olmasını isterim. Kişi başına milli gelirin 10 bin dolardan 40 bin dolarlara çıktığı bir ülke olmasını isterim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yine bir şey Suriye meselesine de geleceğim. Evet. Suriye mi? Bir kere büyük devletseniz, büyük devlet olmanın temel şartı şudur. Çevrenizdeki ve dünyadaki gelişmelere sessiz kalmak demek değildir. Yani siz aynı zamanda ülkenizin 50 yıl, 100 yıl sonrasının hesabını yaparsınız. Çünkü büyük devlet olmak bu. Yani vatandaşlarınızın 50 yıl sonra, ülkenin 100 yıl sonra nereye gideceğini hesaplamayacak mısınız? Kısa, uzun vadeli, orta vadeli programları olmayacak mı bir devleti yönetenlerin? Benim sadece itirazım şudur. Nasıl ki uçak düşürüldüğünde krizi yönetemeyenlerin daha sonra hata yaptık demeleri ve uçak düşürülmesinde aslında tüm argümanları FETÖ'nün oluşturduğunu gördüğümüzde, o krizi başlatanların onlar olduğunu bugün çok açık çıplaklığıyla gördüğümüzde bunu değerlendirmeyecek miyiz? Hatta çok net olarak bir şey söyleyeceğim. Ben Suriye meselesinde de biraz önce konuşurken onu da söylemek istedim. Yani Suriye'de Esad'ın zalimliğine değil de muhalif güçler yapmış bunu Esad'a mal ediyor diyen aklını yemiş, tamam mı? Aklını satmış olanların Erdoğan düşmanlığından ya da var olan bugünkü başka düşmanlıklardan, üretenlerden bunu bile doğru değerlendiremeyen insanları da kınıyorum aynı zamanda. Yani sorun şu, beni Esad'ın yanında ya da aklı başında olabilecek hiç kimseyi Esad'ın yanında davranamaz. Niye Esad'ın yanında davranalım? Ama sorun şu, Esad'ın karşısında olacağız diye, Esad gidecek diye de o toprakların içerisinde silahlı güçleri de desteklemeyiz. Oradaki iç savaşı da körüklemeyiz. Çünkü biliriz ki eğer komşularınızda bir yangın varsa, ateş varsa o ateş, yangın bir gün sizin sınırlarınızın içerisine girer. Şu değil mi? Suriye dediğimiz yer, Irak dediğimiz yer, bu topraklar şöyle doğru, Orta Doğu'ya doğru baktığımızda eski bizim Osmanlı topraklarımız değil mi? Bu büyük milletin parçaları değil mi? Aslında o milletin bu topraklar üzerinde akrabaları, yakın çevreleri yok mu? Yani Araplardan Kürtlere kadar, başka etnik kimliklere kadar bu topraklar üzerinde hepimizi temsil edilmiyorlar mı? Yani bir yangın çıktığında burada başkalarının ciğerleri yanıyor, yürekleri yanıyor. Sizin yanmayabilir, bir başkasının yanmayabilir, benim yanmayabilir. Nasıl ki Kürtlere yönelik bir şey olduğunda buradaki 20 milyon Kürt'ün de yüreği yanıyor. Yani bizim esas bakmamız gereken olay şu. Eğer millet millet diyorsak, millet kavramının tamamı o 600 yıllık tarihin de içerisinde yer aldığı o milletin büyük iddiasını, büyük barış politikasını sürdürebilmek geçiyor. Yani biz birilerini düşman ilan ederek çevremizde devam edemeyiz, yolumuza devam edemeyiz. Amerika bir yön etnik, evet, kimliği düşman ilan, evet, edebilir. Evet. Ama biz bu edemeyiz, konuyu, anlatabiliyor muyum? İşte buradan tek bir cümle söyleyeceğim. O bizi izleyenler için söylüyorum. Sevgili izleyicilerimiz, hakaret edenlere hakaretlerini iade ediyorum. Yani biz burada tartışıyor olmamız Tuna'yla, bu bir tartışma. Bazen adev dönüyor, bazen aşağı doğru çekiliyor. Ama bir başkasının bize hakaret etmesini ya da burada başka bir türlü değerlendirmelerini de kınadığımı da ifade edeyim önce. Poyraz kardeşimiz diyor ki, Ali Bey'in gönlünde evet geçiyor da söylemiyorum acaba demiş. Oktay kardeşimiz bir de Erdoğan'a diktatör diyorlar. Asıl diktatör Suriye'de her gün katliam yapıyor. Kılıçdaroğlu da bizim ne işimiz var Suriye'de diyor. Hüseyin Akpınar kardeşimiz ABD vurmuşsa kimi vurmuş? Çocuk katili katliamcıları vurmuş. ABD Müslüman vurmamış ki, kafiri vurmuş. Ali Tarakçı niye buna şey yapıyor ki demiş. İyi, kafiri vurmuş diye niye seviniyormuş ki? Oktay E'de diyor ki iyi akşamlar Tuna abi. Kafiri de vurmuyor ayrıca. Yani. Ali Tarakçı şimdiye kadar bir kez bile Esed rejimini kınıyorum diye bir cümle kurmadı. Niye kuramıyor? Bir arkadaşımız çok güzel bir şey söylemiş. Müsebbitin mümessili olanın cezasından sana bırakmadan bana ve ümmete nasip eyle demiş. Ya Rabbi ve amin demiş, bir duada bulunmuş.
Biz de amin diyoruz. Tuna Öztunç az sus be kardeşim bana söylüyor. Tuna Öztunç az sus be kardeşim. Senden de kanaldan da programdan da soğuttu insanı demiş. Yine aynı kardeşimiz Abdullah Tercüman. Tuna Öztunç az sus be kardeşim demiş. Aynı şeyi bir daha tekrarlamış. Efendime söyleyeyim aşağıda yine Komutan Sengin diye bir takipçi. ABD'nin Humus'taki vurduğu yer boş alan ve o insanların gazını almak için bir göz boyama demiş. Ve bir diğer seyircimiz de yine bize merhaba hoş geldiniz diye bir tweet atmış. Şimdi ben tekrar bunları devam edeceğim peyderpey aktarmaya. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Bu hafta en çok gündemi meşgul eden sevgili seyirciler. Şu Hüseyin neydi ya arkadaşlar? Şu ismini unuttum şu CHP'li milletvekilinin. Konya milletvekili. Hüsnü Bozkurt, Konya milletvekili çıktı. Bir akıllı bir beyin kaynatan, buharlaştıran falan böyle bir aklı zorlayan tuhaf bir hakaret mi diyelim, saçmalama mı diyelim, adına ne derseniz deyin, tuhaf şeyler söyledi. Evet çıkarsa dedi meraklanmayın. Meraklanmayın. Biz bunları dedi Samsun'dan ta İzmir'e kadar kovalarız. Sonra bunları yedi sülaleleriyle birlikte denize dökeriz dedi. Neyi kastetti? Yani evet verenleri Yunanlı gibi gördü. İşte o evet propagandası yapanlar da evet çıkarsa bunları da denize dökeceğiz dedi. Şimdi bir hatırlayalım onu, VTR'yi. Hatırladıktan sonra bunun üzerine bakalım gizli CHP'li Ali Tarakçı ne diyecek? Bakalım Ali Tarakçı söz konusu bu vekilin hangi yönlerden aklamaya çalışacak? Beraber tanık olacağız şimdi. Evet. Peki evet çıktı. Kimse heveslenmesin kardeşim. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a, ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Ama bu memleketi sizin gibi haramzadelere... Sevgili seyirciler, diyelim ki ben bir CHP seçmeniyim. IQ'm da 90'ın altında değil. Evelallah. Ve de sağlıklı bir ruh haline sahibim. Bu öyle bir Halk TV'nin halk arenası mıdır nedir? Oraya gidiyorum. Orada oturuyorum. Bu vekilin bu söylediklerinden sonra derim ne diyor lan bu falan derim. Yani. Eğer ben sağlıklı bir insan ne diyor bu abi derim yani. Ne diyor bu ya sağlıklıysan falan. Sağlıklıysan öyle dersin. Yani hani ne diyor bu? Yani zekam da yerindeyse, yani standart bir zekam varsa tabii. Hani çok üstün zeka olmasa gerek yok. Ne diyor bu ya falan derim. Ne diyor? Ne Yunanlısı? Kimi denize döküyor bu ya falan diye bir düşünürüm. Lakin oradaki kalabalık, güruh, muazzam bir alkış, tezahürat, kıyamet koptu. Yani sanırsın ki hakikaten fete gidiyoruz. Yani bir insan gibi fetih yapmışız falan, bir yerlere gitmişiz gibi sevinme, coşku falan. Yönetmen arkadaşımın da dediği gibi dostum, biz bunların ta zamanında bizim dedelerimiz zaten döktü dökeceğini falan düşmanı denize. Böyle şeyler söyledi. Oradakiler de alkışladı. Bak gördün mü, yönetmen de müdahale ediyormuş demek ki. Tabii edecek. Ha tamam. Orada yani edin, dedin ya orada, bize de yani. Orada editör müdahale etmiyor, destek veriyor. Ha tamam. Programa benim katkıda bulunuyor. Yok, ben kulaklığımla almıyorum da. Katkıda bulunuyor. He. Orada bir editör var. Bir editör de katkıda bulunuyor. Kulaklık istiyorum. Tamam. Var. Neyse işte böyle bir tuhaf bir manzara çıktı. Sonra buna Baykal da eklendi. Baykal dedi ki bir 29 Ekim bayramı kutlar gibi sevineceğiz dedi. Hatta dedi Yunan'ı denize dökmüş gibi sevineceğiz dedi hayır çıkarsa. Şimdi bu milletvekili dediğimiz bu ya inanılır gibi değil. Bu adamın ismini hep unutuyorum ben ya. Hüsnü müydü? Hüsamettin miydi? Hüsnü Mübarek'ti. Neydi bu adı? Neydi arkadaşım? Vallahi unutuyorum ben ya. Hüsnü. Tamam. Hüsnü doktormuş. Ha, öyle anladım. Hüsnü 2 yıldır milletvekili olmuş. Şimdi Mr. Hüsnü, Bay Hüsnü biraz acemi bir siyasetçi belli. Orada bir goygoya geldi yani. Orada tezahüratı da gördü. Orada coştu falan yani. Şimdi bizim Hüsnü coşarken, Mr. Hüsnü, Bay Hüsnü coşarken de yani orada ağzına gireni efendime söyleyeyim saçma sapan şeyler söyledi. Çıktı bir de bir televizyon programına dedi ki ben bunu söylediklerimin arkasındayım ama ben böyle bir şey demek istemedim diyor falan. Tuhaf. Şimdi
Böyle bir durum var. Yani orada böyle bir gafa imza, gaf diyorum bak, ben bir hala kibar davranmaya çalışıyorum. Yani gaf değil. Alenen saçmaladı yani. Peki hadi bu acemiydi. Bu Hüsnü kardeşimiz acemiydi. Hüsnü abimiz falan. Mr. Hüsnü şeydi. Nasıl derler? Acemiydi. Peki Sayın Deniz Baykal'a ne demeli? Yılların siyasetçisi, 75 yaşında tam bir kurt. Yani Kılıçdaroğlu'yla asla böyle yan yana bile getirmem. Mukayese de etmek Baykal'a hakarettir. O çıkıp nasıl böyle bir şey yaptı anlayamadım. Böyle bir açıklama. Ya bu nasıl bir patolojik durumdur? Ben onu da anlayamadım ama bir şey var. Yani bir sıkıntı var. O ruh hali, öyle o gözlerindeki bakışı gördüm. Sanki sanırsın ki karşısındaki 30 milyon insan düşman. Yani 30 milyon kişi, o blok, AK Parti'ye oy veren o blok bir düşman. Ve bunlar denize dökülmesi gereken insanlar. Yunanlı bunlar. Yani öyle bakıyor meseleye. Gerçekten de yani efendim söyleyeyim, tüylerim diken diken oldu diyeyim. Ve Ali Tarakçı'ya bırakayım sözü. Ya 15 dakika sonra bana söz gelmesi güzel bir şey. Abartma canım, ne abartırsın. Şimdi bir tanesini söyleyelim. Bu Sayın CHP Milletvekili Hüsnü Bey çok açık ve net bir şekilde o programa hazırlanarak gelmiş. Bir gaf değil. O programın havasıyla söylediği bir sözcük cümle değil kurduğu. Çünkü Amasya'dan başlayıp Sivas'a, Sivas'tan Erzurum'a, Erzurum'dan bilmem nereye gidip onu bir konuşma esnasında böyle Samsun'dan başlayarak sıra sıraya getirmek gerçekten önceki bir hazırlığın ifadesi. Ama şunu çok açık bir şekilde biliyoruz ki dünyadaki tüm Jacobin hareketler, millete tepeden bakan, aslında milleti aptal, cahil, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam olarak gören, ülkenin de kendisini seçilmiş insanlar diye gören herkes, toplumun aslında gerici, toplum nereye gideceğini bilmeyen, o en toplumun elitlerinin de toplum mühendisiyle aslında önlerine koydukları iddiaya batılılaşma, medeniyet, modern bir toplum yaratma konusunda da toplumu döve döve dönüştürme iddiası taşıyan Kemalist ideolojinin adamları. Şimdi şunu söyleyelim ki bu tür adamları bu ülkede alkışlayacak çok açık ve net söyleyeyim milyonlar var. Var var. Sadece o salon falan yok. Ama şunu da kabul edelim ki bu adamlar ne kadar sakat ve günümüz dünyasını ifade etmiyorlarsa, eski dünyanın zihniyetinin temsilcileri ise ve bu dünyada bugünkü paradigma itibariyle iktidar olma şansları da yoksa ama yeni ortaya çıkan muhafazakarlık diye ifade ettiğimiz bir kesim de aslında aynı Jacobinizmin oyununa doğru düşüyor. Ya nasıl bakıyor şimdi onlar da? Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel resmi ideolojisi toplumun bir kesimini düşman ve İzmir'den denize dökülmesi gerekenler olarak görebiliyorsa bir kesimi de hayır bile onu ya da toplumun bir kesimini de aslında düşmanla işbirliği yapmış, Avrupa ile işbirliği yapmış, PKK ile, FETÖ ile, Amerika ile ne kadar dış güç varsa işbirliği yapmış, yerli işbirlikçiler olarak görüyor. Bu iki mantık da, iki zihniyette tehlikeli bir mantık. Peki, bir şey çünkü temel... Mr. Hüsnü 15 Temmuz gecesi neredeydi? Mr. Hüsnü açısından bakma buna. Mr. Hüsnü 15 Temmuz gecesi neredeydi? Bence Türkiye'de sadece Hüsnü üzerinden görmek doğru değil. Bence Kılıçdaroğlu'na da gireceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama şu doğru bir mantık değil. Şuradan doğru ya bir mantık. Ya soruyorum bak. Ama bak söyleyeceğim. Bak, adam ne diyor? Ali Tarakçı baksa. Bak adam diyor ki merak etmeyin. Evet çıkarsa var ya evet çıkarsa. Biz onları Amasya'dan alıp, Samsun'dan alıp, İzmir'e kadar kovalamazsak bilmem neyimize ne olsun. Şimdi, onları orada denize, emperyalistleri de denize dökeceğiz. Temmuz gecesi bu ülkede açık bir emperyalist kuşatma vardı. Açık bir emperyalist saldırı vardı. Ben de diyorum ki Mr. Hüsnü, tamam mı? Mr. Hüsnü 15 Temmuz'da neredeydi be? Şimdi diyorum bak ki, genel başkanın nerede olduğunu biliyorum. Bakırköy Belediye Başkanı evinde olayı izliyordu. Durumu takip ediyor ya, biz durumu izliyoruz, takip ediyoruz falan. Tabii insan Bakırköy'deki belediye başkanı evine saklanırsa darbenin bir kontrolü darbe olduğunu zanneder. Neyse işte, ya da tiyatro olduğunu zanneder falan filan. Hayır, ben de diyorum ki bak, bunu söyleyen kişi Mr. Hüsnü emperyalistleri denize dökecekmiş ya cengaver. Diyorum ki bu Mr. Hüsnü 15 Temmuz gecesi neredeydi ya Ali Tarakçı? Şimdi bak, bir şeyi doğru okursak problem kalmıyor. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir zihniyet ve Hüsnü'ye benzeyen zihniyetlerin temel mantığı bugünkü iktidarı ve devleti idare edenleri emperyalistin işbirlikçileri sayıyorlar zaten. Yani Amerika'nın,
İsrail'in işbirlikçileri olarak kabul ediyorlar. Bakış itibariyle söyleyeceğim. Bir başkası da bir de yani şu işte komple teorilerinden okumaya başlayınca işbirlikçi meselesi üzerinden kalkınca karşıtını ve sana katılmayan birini düşman üzerinden değerlendirmeye kalkınca bunun sınırı yok, absürtliğin de sınırı yok. Benim söylemek istediğim temel esas şu. Ya bu ülkenin 80 milyonu ayrılmaz bu ülkenin vatandaşıdır. Devleti yönetenlerin temel görevi de bu vatandaşları ayrımsız milletin bütün kendisi olarak değerlendirmektir. Yani milletin içerisinde parçalarını, kimilerini düşman, kimilerini dost olarak da mesela Cumhuriyet Halk Partililerinin Türkiye'de genel olarak söylüyorum, çerçevesi itibariyle söylüyorum. Bugün itibariyle Erdoğan'a yönelik olarak bir darbe yapıldığında o darbeyi alkışlayacak bir ruh haline ve zihniyete sahipler. Ama bir başka gerçeği de şunu da kabul edelim. AK Parti'nin içerisinde nasıl ki Hüsnü'ye ya da bir başkalarına Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz akşamı neredeydin diye sorduğumuzda biz biliyoruz ki AK Parti iktidarının içerisinde de devletin üstünde de o 15 Temmuz'da saklanmış, başka yerlere gitmiş. Hatta hep burada da geçen programda da konuşmuştuk. Sayın Erdoğan'ın otelde darbeyi hemen öğrendikten bir saat sonra yaptığı basın toplantısını yayınlayamayan medya mensupları, Türkiye'nin resmi devlet ajansı da ortada. Yani bunu sadece muhalifler üzerinden söylemiyorum. AK Parti'ye yönelik, Sayın Erdoğan'a yönelik olarak açık bir şekilde... Gönlün hoş oldu mu? Bak kelebeğe verdiler. Üstlüğü verdiler kelebeğe bak. Yani doğrusu bu zaten. ya bunu daha önce de konuşmuştuk. Allah razı olsun. Yani ya şurada da verirlerse çok sevinirim yani. Sonuçta ekrana bakmıyoruz. Arkadaşlar şuraya da bir tane vereyim. Yok, buradan yok, da bu şurada, ben bakabilirim. İstersen spotlardan da gösterelim falan. Ne diyorsun abi yani ya? Yani şey mi yapayım ya? Şimdi ekranda ne tamam, gösteriliyor tamam. diye ekrana mı bakayım? Yani acemi programcı gibi. Dur kendim nasıl görünüyor diye mi bakayım Tuna? Tamam, yani senin karşında da görüyorsun. Tamam hadi Hüsnü'ye devam et Hüsnü'yle. Ya Hüsnü'ye devam etmeyeceğim ama genel olarak şu. Bence Hüsnü'nün çok tartışılmasına ve konuşulmasına gerek yok. Çünkü bu tür adamlar çok açık bir şey söyleyeyim. Doktor dedin değil mi? Türkiye'de tüm doktor olan siyasetçilerin topluma bakışı nasıl biliyor musun? Bak AK Parti, tüm CHP, MHP... Böyle değil. Söyleyeceğim ya bir saniye söyleyeyim. Bir saniye söyleyeyim az ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak, çok da kaliteli muhalifler var işte. Bir söyleyeyim ama anlatayım. Doktorlar bir hastaya nasıl bakıyorlar sence? Yani karşısına gelen herkese hasta diye bakıyor mu önce? Doktorun temel görevi bu değil mi? Doktorların genel psikolojik olarak da topluma bakarken hasta gibi değerlendiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Siyaset yapan doktorlar peki, da söyleyeceğim. Peki bu böyle bir ruh haliyle açıklama yapan Hüsnü kendi psikolojik durumu hakkında bir fikri var mı? Ben söyleyeyim sana. Onu konuşalım mı reklamlardan? Tamam, onun psikolojik durumu. Reklamlardan sonra bu sefer yönetmenimiz şey reklamlardan sonra konuşuyoruz. Hüsnü'nün psikolojik durumu. Kaç dakika reklama gidiyoruz? Efendim? Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP Konya Milletvekili Mr. Hüsnü'nün psikolojik haliyeti ruhiyesi ne olabileceğini tartışıyordu. Ali Tarakçı konuşuyordu. Kendisi bir profili çizmiş. Psikolojik bir profil herhalde. Öyle anlıyorum. Kendisi bir de doktor. Şimdi. Ya ne diyor? Yeah. Sen çözdün, sen analiz edeceksin. Evet. Yani ben Hüsnü Mübarek dedim onun için bir tarafından da. Bir de hemen seni desteklemiş, tweet atmış. Yani, Hüsnü Mübarek onun fotoğrafını yaygın. Yani hem Mübarek hem bir Hüsnü seyirci Mübarek. Bir seyircimiz destek vermiş hemen. Mübarek Hüsnü yani aslında öyle adlandırmakta yerinde var. Bir izleyicimiz çok güzel bir şey paylaşmış. Evet. Zulüm bizdense ben bizden değilim diye. Evet. Çok. Yani zulüm kimden yapılıyorsa bu Esad ya da bir başkası ya da benim ait olduğum yer yapıyorsa gerçekten ben... Oradan da değilim yani. Ait olduğum yerse de onun sahipleri. Dünyanın neresinde olursa olsun bu topraklar, kendi topraklarımıza dair olarak zulümün yanında durulamaz. Adaletsizliğin yanında durulamaz. Eşitsizliğin yanında durulamaz. İnsanın vicdanı adaletsizliğe karşı durabiliyorsa bir vicdan taşıdığının göstergesidir. Ve o adaletsizlik senin sevmediğin, öteki diye gördüğün kişiye bile yapılıyorsa... Ve sen orada tavır koyuyorsan anlamlı o zaman insan oluyorsun. Evet. Yani şu mesele ben ideolojiler üzerinden ya da ait olduğumuz kimlikler üzerinden karşıtlarımızı değerlenmeyi ve okumayı doğru bulmuyorum. Evet. Hüsnü Mübarek'in yaptığı da Sayın CHP milletvekilinin Mübarek Hüsnü'nün yaptığı da olay o aslında. Kimi evet. denize döküyorsun? Yani denize dökülmeyi sanki şey mi olmuş yani Samsun'dan yola çıkarak bu ülkenin içerisinde işbirlikçileri mi dökmüşler denize? Ya denize dökülen bir savaş vardı. Hani demin aslında sözüm gitti. Sen savaşın da bir onuru var demiştim. Paylaşmıştın da bunu. Twitter'da da görmüştüm. Ben yeryüzündeki yaşanan her savaşın onurlu bir savaş olamayacağını
görmüş biriyim. Yaş itibariyle de söyleyeyim. Yani çok büyük yaşlarda, 100 yaşında değilim ama. Çünkü savaş insanın ölümünü üzerine dayalı. Şehirlerin yakılması üzerine. Zaten ve bir şey daha söyleyeceğim. Savaşta bir kural yok. Savaşı olumlamıyoruz. Mezopotamya'dan günümüze kadar geçen binlerce yıl boyunca kavimler, imparatorluklar, uluslar birbirleriyle savaşmışlar. Ne yazık ki. Ben de istemiyorum. Ben de olumlamıyorum. Bu realite. Evet, ama yani, bir başka realite daha var. İnsanlar aynı zamanda o savaşa karşı da bir akıl, bir duruş geliştirmişler. Evet, onu diyorum. O akıl duruş yok artık. Var. Namertlik biz bu. Allah aşkına ne yok, görmüyor musun abi? Bak, bir düğmeye basıyor ki binlerce insanın kitlesi oluyor. Sana iki tane rakam söyleyeceğim. Bunu son 30 yıldır her yerde örnek olarak veriyorum. Hani dünyada savaşlar çok büyük falan diye görülüyor ya. İki tane büyük dünya savaşı var yeryüzünde. Biri Birinci Dünya Savaşı, diğeri İkinci Dünya Savaşı. Ölen insan sayısı 80 milyon. Bakın 80 milyon. Yani 408 yıl içerisinde, toplam 8 yıllık savaş sürecinde 80 milyon insan ölmüş. Şehirler dümdüz olmuşlar. Sakat kalan, kayıp insan sayısı 20 milyonun üzerinde. Yani yuvarlak olarak 100 milyon insan aslında. Yani benim söylemek istediğim mesele şu. Bugün savaşlar onun gibi olmuyor. Ve bilin ki bugün dünyada ne Birinci Dünya Savaşı'nın ne İkinci Dünya Savaşı'nın aynısının yaşanması mümkün değil. Niye yaşanması mümkün değil? Çünkü savaş teknolojisinin geldiği, buradaki onun için Suriye gibi yerlerde ellerinde silah üreten ülkelerin tamamı Suriye gibi yerlerde aslında pilot bölge olarak uyguluyorlar. Deney yapıyorlar. Deney yaparken de neyin ne kadar zorlanabileceğini görüyorlar. Yani ben bir yurttaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak o test yapan adamların yanında duramam, anlatabiliyor muyum? Bunu hangi ideolojik, hangi inançsal kriterler üzerinden bakamam. Evet. Bakan insanlarla da itirazım var, yaptığım olay bu. Şimdi şöyle, Kılıçdaroğlu da diyor ki mesela darbe, onu da verebiliriz arkadaşlar, şu Kılıçdaroğlu'nun şeyi var ya, darbe kontrolü bir darbeydi, şuydu buydu. Şimdi diyor ki mesela 120 ila 180 arasında baylokçu milletvekili var. Şimdi 120 mi, 180 mi, 125 mi, 145 mi? Net bir rakam yok. Diyor ki kontrollü bir darbedir bu diyor. Oradan da bir gazeteci dostumuz diyor ki ya peki neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Diyor ki askerlerin verdikleri ifadelere dayanarak, sanıkların. Mesela bir tane örnek verir misiniz diyor. Duruyor şöyle. Aslında diyor, ben bununla ilgili bir dosya hazırlamıştım da, biz bir dosya hazırlamıştık, keşke bilseydim diyor. Bunu yanımda getirirdim. Bir şey söyleyeceğim ya arkadaş, sen bunu dile getirdiğinde zaten sana bu soru sorulacak. Yani demek sen oraya şuursuz, hazırlıksız bir şekilde gidiyorsun. Ben ne diyeyim yani. Ha, burada asıl mesele şu. Yani baylokçu milletvekilleri varsa eğer, elinde de MİT kaynaklı bu resmi bir liste varsa, bu listeyi yayınlarsın. Yayınlamazlar. Milli İstihbarat Teşkilatı bir açıklama yaptı. Bak, bu çok ciddi bir açıklamaydı. Tamam. Dedi ki biz 2016 yılında baylok denen şeyi tespit ettik. Eş zamanlı olarak tüm resmi kurumlara bunu gönderdik. Yani bu ne demekti? TSK'ya da gitti, emniyete de gitti, oraya da gitti, siyasi buraya gitti. Siyasi partilere de gitti. Hepsine gitti. Ya eş zamanlı gönderdik bunu diyor. Zaten 30 Ağustos'ta yapılacak olan Yüksek Askeri Şura'nın 6 Ağustos'a erkene alınmasının nedeni de gönderilmemesi. 6 bin askerin ihraç edilmesiydi. Bunlar ihraç edileceklerdi. Bunlar bunu bildikleri için harekete geçtiler. 15 Temmuz'daki bu mesele, olay cereyan etti. Şimdi bu bir başka bir. Bir de diyor ki bu kontrollü bir darbe. Şimdi kontrollü bir darbe soruyorlar, nedir bu, nedir o emare? Yuvarlak anlamsız cevaplar veriyor. Net bir şey veri ortaya koyamıyor. İnanılır gibi değil. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam kontrollü darbenin ne olduğunu açıklarım. Mesela açıklarıymış kontrollü tabii, darbe. Söyleyeyim. Evet. Bir kere darbe, her şeyden evvel şunu biliyoruz ki darbe saat gecenin 03'ü. Evet. Darbeyi bir kere önceden MİT, istihbarat, başka nedenlerle, hangi kriterlerle öğrendiler. Yani aslında darbenin biz saat 9.30'dan itibaren darbeyi canlı canlı izledik. Çok açık ve net bir şekilde. Ve çok açık ki saat 9.30'dan itibaren de mevcut hükümet elindeki tüm güçlerle sürece müdahale etti. Yani aslında darbenin gidişatına müdahil oldular. Yani darbeyi öyle çığırından çıkarak yürümedi. Bravo, mükemmel bir şey söyledi. Kontrollü darbe bu işte. Kontrollü darbe bu. Ama Kılıçdaroğlu bunu demiyor. Bu demiyor. Bak şimdi ben söyleyeceğim. Bir şey söylüyor. Şunu söyleyeceğim. Ben olsam açıklarım. Bu kontrollü bir darbe. Ama nasıl bir kontrollü darbe? Burada milletin iradesinin ve çok açık ve net söylüyorum, hükümetin söylemeyeceğim. Sayın Erdoğan'ın çok net direnişi vardır burada. Sayın Erdoğan'ın o iradesi aslında hem iktidarın
hem de milletin direnişini örgütlemiştir, evet, ve moral vermiştir. Bu şimdi başka bir realite. Şimdi aslında Türkiye'de bir akıl tutulmasının temeli şutunu. Yani biz 1960-71, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin gerçekleştiğini gördük. Ve toplumda şöyle bir akıl var. Ya darbe isteyenler isteseler yaparlardı. Bunu demek ki yapmak istemediler. Demek ki iktidarın dünya tarihinde aklı şu kadar olan, aklı aklı siyaset yapanları bir kenara koyuyorum. IQ sayısından falan yüksekliğinden söz etmeyeceğim. Bugün iddianamelere baksalar bu darbenin açık, net, FETÖ'cü bir darbe, hatta yetmez. Aynı zamanda içinde Kemalist subayların da olduğu bir darbe. Darbe olduğunu görür. Bunu görmeyecek bir adamın, çok özür diliyorum, gerizekalı diyeceğim. Bu gerizekalı hastalara ayıp olur. Hakaret, çünkü gerizekalılık bir hastalık. Peki Kılıçdaroğlu hangi hastalığa? Ben onu hastalık olarak değerlendirmiyorum. Bak değerlendiriyorum. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olmak istemezdim. Neden biliyor musun? Evet. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Hayırlı ilgili ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir kampanya yürütüyor. Yani işte Cumhuriyet tehlikede, laiklik tehlikede, bilmem ne tehlikesi gütmeden, evet, somut, çok soft bir propaganda yürütüyor. Artık Yunanlı. Ama öyle bir şey ki CHP içerisinde öyle adamlar var ki, Deniz Baykal da dahil olmak üzere, Kılıçdaroğlu'nun her söylediğini ona tersinden giydirebilecek, Kılıçdaroğlu bir şey söylediğinde Kılıçdaroğlu tanımayacak ve kabul etmeyecek bir CHP kitlesi var. Mesela size çok net söyleyeyim. Bugün Kılıçdaroğlu'nun televizyonda ya da meydanlarda ve mitinglerde bir hayırla ilgili konuşma yaptığında Türkiye'de %5'i etkiliyor mudur CHP kitlesinin dışında? Yani Sayın Kılıçdaroğlu hayır verilmesini anlattığında milletin %100'ünü kabul edersek, ya Kılıçdaroğlu böyle söylüyor, biz de hayır verelim diyen bir %5 var mıdır Tuna? Evet. Yani meselenin özü şu, Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir yapı ki bu devletin kendisi sahibi sayan, milletin sahibi sayan, milletin efendisi sayan bir ideoloji sahibi bu insanlar. Ama şunu da kabul ediyorum, bakın şunu çok açık söylüyorum. Bu referandum Türkiye'nin hayrınadır. Bak kim, herkes hangi nedenle bakarsa baksın. Hı. Çünkü iki uç ne kadar derinden derine toplumu germeye çalışsa da toplumun bir aklı bunun gerilmemesi gerektiğini, altı üstü bir referandum, bir siyasi parti tercihi yapmadığımızı söylüyor çok. Ben vatandaşların öyle gördüğünü düşünüyorum. Şimdi yok, şöyle gelenler var. Ben açık söylüyorum. Evet. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak istemezdim. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan herhangi bir danışman da bu kontrollü bir darbe dediğinde aslında bunu ona anlatabilecek biri olsa, evet, çok daha kontrollü olur bir yani. Darbedir derken 249-250 şehidin yakınlarını incitti. Onların ruhlarını incitti. Bir top o gün orada sokağa çıkıp kendi tankların silahları önüne atan, helikopterlerin önüne atan insanların onurlarını incitti. Yani Kılıçdaroğlu artık bence emekli olmalı. Çoktan emekli olmalı da, ama olmamakta ısrar ediyor. Niye olsun? Niye olsun? Dur, tek adamcılık varken. Yok, niye olsun? Tek adam diyor, tek adam o işte. Niye olsun? Niye olmaz da insan koltuğu bırakır mı? Süleyman Demirel. Şimdi. Bak Süleyman Demirel. Evet. Vefat etmeseydi, evet, bir partinin başına geçseydi ya da Cumhurbaşkanlığı, bilmiyorum, yeniden teklif etselerdi Cumhurbaşkanı olmak istemez miydi? Demirel çok haz ettiğim biri değildir ama Demirel'le de Kılıçdaroğlu'nu birbirine kıyaslama. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Siyaset öyle bir şey ki kolay kolay emekli olmuyor kimse. Evet. Yani. Şimdi uçaktan indi Kılıçdaroğlu saat 11.30'da Atatürk Havalimanı'na. VIP'den geçti, darbecilerin gözü önünde böyle arabaya bindi. Efendim söyleyeyim, gitti birkaç yere gitmeye çalıştı, bulamadı. Sonra işte Bakırköy Belediye Başkanı evine sığındı. Oradan durumu izledi. Öyle dedi ya, ben olayları izliyoruz şu anda yakınen falan. Nasıl yakınen izliyorsa, tabii televizyondan izliyor. Başka ben bir yerde izleyemez. Ben anlatayım size ne olduğunu. Bilmediğin geri plan anlatacağım. Bir dakika yapma şimdi, ne yaptın? Vallahi geri plan. Orada mıydın? Sen de bak. Söyleyeceğim, özel bir şey anlatayım o zaman. Anlat. İzin ver, bildiğim bir şey söyleyeyim. Bir de Mr. Üçlü diyor ya, emperyalistler şudur, denize dökeceğiz falan. Ya şu anda emperyalistlerin hedefinde olan kişi Kılıçdaroğlu değil, Mr. Hüsnü. Emperyalistin hedefinde şu an Recep Tayyip Erdoğan. Adama Mr. Hüsnü deme, Mübarek Hüsnü de. Mübarek Hüsnü. Mübarek Hüsnü. Bak, hedefte olan Erdoğan, Kılıçdaroğlu değil. Batı'nın hedefinde, ABD'nin o emperyalist diye tanımladıklarının hedefinde Erdoğan var. 15 Temmuz'da da onların hedefinde Erdoğan ve Türkiye vardı. Kılıçdaroğlu yoktu. Bak Mübarek Hüsnü ya da Mr. Hüsnü. Senin genel başkanın FETÖ'yü ağzına almıyor. Senin genel başkanın ey Amerika niye o FETÖ'yü iade etmiyorsun demiyor. Senin genel başkanın Yunanlı dökeceksiniz yani, bizi Yunanlı gibi denize döküyorsunuz o insanlar evet verecekleri.
Yahu Yunanlıların elinde darbeciler var. Onları Türkiye iade etmiyor. Niye hesap sormuyorsunuz, iade etmiyorsunuz diye hesap sormuyorsunuz. Vay efendim şurada şu kadar ada gitti. Vay burada bu kadar ada işgal edildi. Yaygara koparılıyor. Ama darbecilerin, Yunanistan'ın elindeki darbecilerin niye iade edilmediği sorgulanmıyor. Ne sizin genel başkanınız sorguluyor, ne de sizin milletvekilleriniz sorguluyor. Yani eğer emperyalizmi nasıl denize dökeceksiniz? Yani 15 Temmuz'da neredeydiniz ya siz 15 Temmuz gecesi? Hani Kılıçdaroğlu tankların önüne atlayacaktı? Hani kendini tankların önüne atıyordu? 2010'daki açıklamaları var. Darbe olursa ben tankların önüne atacağım kendimi dedi. Ama o belediye başkanı evinde soluğu. Orada soluk şey yaptı yani. Soluğu orada oldu. Orada buldu soluğu. Oraya gitti. Orada oturdu. Darbe ise ertesi günün akşam üstüne kadar da piyasada yoktu öğleden sonraya kadar. Yani nasıl bu emperyalizm? Ya kimi, çocuklar inanır buna ya. Emperyalizmi denize dökecek. Böyle yapacakmış. Aslında şunu kabul edelim ki darbede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partiler darbeye karşı bombalandığında ortak bildiri yayınladılar. Şimdi böyle bir gerçeği de var, reddetmeyelim. Yok etmeyelim. Yine bir şey daha, ben şimdi özel bir şey anlatacağım dedim. O akşam Kılıçdaroğlu'nun o bildiriye imza attı ama Taksim Meydanı'nda, Taksim'deki mitingde ağzından bir tek defa FETÖ çıktı. Çıkmadı. Yeni Kapı'daki mitingde de ağzından FETÖ'yü almadı. O bildiriye imza atan Kılıçdaroğlu yetmedi. Adana'da da onları alkışlattı. O tutuklu FETÖ üyesi iddia edilen şüphelileri, içeri atılan şüphelileri orada alkışlattı tabii. O da ayrı bir olay. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana. O gece Kılıçdaroğlu... Mesela bir soru var sana. Diyor ki Mehmet Bozkurt kardeşim. Önce şunu demiş. İyi yayınlar diliyorum Sayın Öztürk, Sayın Tarat. Sizleri büyük bir zevkle izliyorum. Sağ olun. Ben bir vatandaş olarak sormak istiyorum Sayın Tarat'a. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı darbeye karşı mıydı diyor. Tabii söyleyeyim ben. Onu anlatacaktım. Hemen. Çünkü süremiz azalıyor. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyet itibariyle darbelere karşı olması mümkün değil. Yani şunu deseler bile, yani Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül darbesinde de en mağdur siyasi partidir dese de temel mesele şudur. İsmet İnönü demişti ya, sizi ben bile kurtaramam. Yok hayır. Temel mesele şurada. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi, CHP'ye oy veren, CHP'de siyaset yapanların büyük bir kısmı 27 Mayıs'a darbe diyorlar mı mesela? Yani i̇şte hayır, okumak hayır o demiyorlar. Şimdi tüm mesele de o. Yani darbeyi iyi ve kötü darbe diye ayırıyorlar. Yani sevmedikleri insanlara yönelik, yani cumhuriyet tehlikede, o cumhuriyeti ortadan kaldırmaya ya çalışan siyasetçi ve güçler diye baktığında onun askerler tarafından gönderilmesini normal buluyorlar. Aslında 12 Eylül meselesinde de farklı olarak okuyabiliriz. Ama Kılıçdaroğlu ile ilgili, o geceyle ilgili özel bir şey söyleyeceğim Tuna. Tamam. Ben bununla ilgili CHP'nin o gece Kılıçdaroğlu havaalanına geldiğinde biliyorsunuz siyasi partinin genel başkanları şeye geldiği zaman, Yeşilköy'e indiği zaman onu en yakındaki belediye başkanları, o yani şeyin, o havaalanına yakın ilçenin belediye başkanı ve il başkanı karşılıyor. O gece Kılıçdaroğlu'nu karşılayan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti var. Çok net bir şekilde evinde kaldığı kişi de dahil olmak üzere bir şey sordu. Havalimanında mı karşılamıştı heyet? Tabii. Bakın sevgili seyirciler, Ali Tarakçı çok hayati bir bilgi veriyor. Bak heyet, darbeci askerlerin olduğu havalimanı var. Söylüyor, darbeciler oradalar. Halk onlarla mücadele ediyor falan. O sırada da heyet geliyor, CHP heyeti. Kılıçdaroğlu darbeci cuntacıların önünde hazır oldu. Yok karşı öyle değil ya. Tören de yaptılar öyle herhalde. Öyle değil. Ya. Tören de yaptılar mı? VIP'den çıkıp elini sıktılar mı askerlerin gözünde? Dinle beni. Anlatayım. Ama dinlersen. Öyle diyorsun sen. Aynen söylediğim olay şu. Diyorum ki normal itibariyle darbenin olduğu saatlerde darbeyi fark eden ama aynı zamanda da o havaalanına Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelmiş bir heyet var. Bu sadece 15 Temmuz akşamı için geçerli değil. Kılıçdaroğlu İstanbul'a her geldiğinde ya da Sayın Binali Yıldırım İstanbul'a her geldiğinde karşılayan bir yapı var zaten. Bu başka bir siyasi partinin genel başkanı için de geçerli. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Anlatmak istediğim olay şu. Askerlerin havaalanına geldiğini görünce şeylerde CHP'li heyette şöyle bir korku ve kaygı başlıyor. Neymiş o? Kılıçdaroğlu'nu bir an önce oradan alıp uzaklaştırmak. Ya boşuna korkmuşlar. Bitireyim az. Korkmuşlar ya, çok açık net söylüyorum sana. Sorduğum temel soru şuydu. Neden o saatte darbenin olduğunu gördüğünüzde neden Kılıçdaroğlu'nu bir tankın üzerine çıkarıp burada darbe yapamazsınız itirazında bulunmadı? Bulunamaz. Neden askerler? Çünkü çok komik. Bitireyim ama. Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etseydi ben diyor havalimanına giderdim.
çok güldüm ben ya. Yani Kılıç Erdoğan saat 2-3'te falan geldi galiba havalimanına. Ama 3, ben 3 sözümü bitirsem Tuna ya. Bir de hayır sen kendini arayıp sen kendine gidebilirsin. Orada kim Tuna, kimi bitireyim, arayacak? Bitireyim, ne durumda ama herkes? Bir bitirsem söyleyeceğim herkes, Tuna. Can Hiraş Tuna, darbeyle mücadele ediyor. Türkiye'de bir de davetiye istiyor Tuna, kendisi Türkiye'de şeyde, FET'li. Türkiye'de darbenin evet, o olduğunu öğrenildiğinde kimsenin kimseye bir yere davet etmesine gerek yok. Bravo itiraf. Zaten iki şey var. Bir yerde darbe olmuşsa millete evet, ve darbeye karşı bravo, duranlara bravo, düşen direnmek. Bravo. İkincisi Sayın Erdoğan herkesi çağırdı. Meydanlara bravo, evet, çağırdı. Meydanlara çağırdı. Ya evet, ne demek evet, çağırdı? Yani o milleti çağırırken Sayın Kılıçdaroğlu milletin dışında bir parça mıydı? Kesinlikle. Hatta buna şöyle bakmadın mı bir kesim? Ya milleti sokaklara çağırdırarak kırdırıyor diyor. Bu akla ziyan açıklamalara insan vicdanen kesinlikle acıyor. Ama şunu söyleyeceğim. Özel bir şey anlatıyorum. Bitti, İsim vermeyeceğim. Bitti. Lütfen tek bir cümleyle bitireceğim. Keşke o gece Kılıçdaroğlu tankların üzerine çıksaydı Cumhuriyet Halk Partililerle beraber. Direnişi ilk defa kendisi başlatsaydı. Bugünkü Türkiye farklı bir Türkiye olurdu. Evet, ama Kılıçdaroğlu'ndan mı bekliyorsun? Ya da onun CHP zihniyeti mi? Mümkün mü? Hangi darbeye karşı sokağa çıkıp da tankın önünde durdular? Hangi birinde? İsmet İnönü'nün 60 mıntırası darbesinde beni siz ben bile kurtaramam diyordu. 70 mıntırasında önce göstermelik çıktı, posta koydu. 2 gün sonra Genelkurmay Başkanı'na görüştükten sonra darbenin yanına geçti. CHP zihniyeti bir şey yapacak. Yani ya, neyse bu mümkün değil. Ama Ali Tarafçı'nın son söylediklerinin hepsinin altına hemen imzamı atarım. Yani son söyledik cümlelerin hepsi bence doğruydu. Çünkü de davetiymiş. Beni arada davet etmiş. Çocuk gibi de davet etmiş. Sen kendin gideceksin. Orada insanlar Can Hiraş. O da can pazarı var. Yok, otelde toplantıya çağırılmıyor. Orada ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar. Seni bir sempozyonun davet ediyor ki havalimanında gidip sen de gidip destek verseydin. Bahçeli çıktı televizyon. Kesinlikle bunun dedi yanında değiliz. Buna karşı çıkıyoruz dedi. Ülkücüleri bak, direnişe çağırdı. Bak lütfen. Yani, lütfen. Kılıçdaroğlu çıkıp da insanları direnişe mi çağırdı? Bahçeli ile ilgili yani özel bir şey açıklayayım. O gece MHP Türkiye'deki tüm teşkilatlarına sokağa çıkılmama çağrısı yaptı. Bak ben o mesajı hala çıkmama saklıyorum. Çağrısı çıkmama değil, çağrısı yaptı. Aa, hayır onun detayları da çıktı ortaya. O başka bir şey. Onu bir dahaki programda konuşalım. Konuşuruz. Bir dahaki programda konuşalım onu. En nihayetinde de Kılıçdaroğlu da çıkıp diyebilirdi. Halkımız işte buna dirayet gösterdi. Keşke CHP oraya gelse de bak çok açık söylüyorum. Evet. Türkiye tarihinde darbeyi kim yapıyorsa darbeyi elindeki silahlı güçler yapar. Evet. Devlete kim sahipse o yapar. Evet. Ve açık CHP artık bu devletin partisi değil, bu devletin de sahibi değil. Bu devletin öyle sahibi, bu devletin sahibi millet kardeşim. Sahibi tamam. Belki olamadıklarının farkına vardıkları için bu çıldırma hali. Yok, belki bilmiyorum. Yani, peki görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.